Atlayın! Durun! Takip etmeyin! Malatya'ya gidiyor. Yarın sabah ordularımla şehre girdiğimde onu kendi halkı önünde ben kendi ellerimle öldüreceğim. Düşman neredeyse yetişir. Çocuklarınızı alıp dağa sığının. Kale kapısına da beni bağlayın. Ben dayanabildiğim kadar düşmanı durdurmaya çalışacağım. Seni bırakıp bir yere gitmem. Hiçbirimiz gitmeyiz. Ölmek gerekiyorsa şehitlerin kadınları da elde kılıç ölmesini bilirler. Gideceksin. Hepiniz de gideceksiniz. Oğlumun yaşaması gerek Ayşe. Bütün şehit çocuklarının yaşamaları gerek. Ta ki çocuklarımız yaşayıp büyüsünler, düşmandan özümüzü alsınlar. Şehitlerin mezarlarında rahat uyumalarını istiyorsanız, bu göç mutlaka alınmalıdır. Ayşe, uzat bana oğlumu son bir defa öpeyim. Öcümüz alana kadar oğlumuz bu yaranın izini boynunda taşıyacak kadın. Tanrı'ya emanet ol. Köpek Antuan, ben bu kapıda durdukça adımını bile atamazsın Malatya'ya. Gebertin şunu! Şahinler! Gebertin!
okullarımın önünde, kendimi Anadolu topraklarının üzerinde sonsuzluğa kadar sürecek büyük Hristiyan devletinin tek ve değişmez hakimi olarak ilan ediyorum. Battal Gazi öldü ama oğlu yaşıyor. Yeni doğmuş bu çocuk intikam ateşi içinde büyüyüp gelişecek ve er geç bir gün seni öldürüp babasının intikamını alacak. Türkler yeniden Anadolu'nun tek ve değişmez hakimi olacaklar. Yalan söylüyorsun. Hayır, Kürre'nin yanılmaz gerçeği bu. Çok uzağa kaçmış olamazlar. Adamlarımla ülkeyi karış karış tarayıp Battal'ın oğlunu bulduğunuz yerde öldürün. Emredersiniz efendim. Kanlı kundağınla cesedini bana getireceksiniz. Eliniz boş dönerseniz hepinizin kellesini uçururum. Emredersiniz. Efendimiz, karınız ikiz doğurdu efendimiz. Kız mı erkek mi? Biri kız biri erkek efendimiz. Hangisi oğlan? Oğlum, soyumun müjdecisi. Talihim varmış Maria. Eğer sadece kız olsaydı, seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim. Benim için önemli olan baba olmak değil, soyumu sürdürmek, bir erkek evlat sahibi olmak. Oğluma iyi bak Maria. Eğer ona bir şey olursa, seni ellerimle boğarım. Battal'ın karısı kimse ortaya çıksın. Eğer çıkmazsa Battal'ın oğlunu bulana kadar bütün yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim. Anladınız mı? Hepsini! Thank you.
Battal'ın karısını buldunuz mu? Bulduk ama ormanda izini kaybettik. Bildiğiniz ormanda koskoca kadını nasıl kaybedersiniz? Antoine'ın hepimizin kellesini uçuracağından haberiniz yok mu? Biz elimizden geleni yaptık kumandanım. Öyleyse kellemizi kurtarmak için öldürdüğümüz çocuklardan birini Antoine'a Battal'ın çocuğu diye götürmekten başka çaremiz yok. Çok akıllısınız. Bu sırrı benden ve Ulu Tanrı'dan başka kimsenin bilmemesi için sizi öldürecek kadar! Öldürdüğün çocuğun Battal'ın oğlu olduğuna emin misin? Tabii efendimiz. Anasını da çamaşır yıkarken kendi ellerimle öldürdüm. Sağ olun efendimiz. Ellerimle boğarım seni. Oğluma iyi bak Maria. Eğer ona bir şey olursa ellerimle boğarım seni. Oğlumuzu yıkadım da. Aslan oğlum benim. Birkaç gün içinde nasıl da iyileşti? Yeryüzünün en büyük silahşörü olarak yetiştireceğim seni. Adını duyan Türklere nötleri patlayacak. Ağlıyor al, acıkmış olmalı. Senin sütün iyi gelmiyor herhalde. Emzirecek bir kadın bulalım hemen. Efendim, halbuki çocuklarımın dolu süt kardeşi var. Sütünü almadığı onuncu kadın bu. Elimizden bir şey gelmiyor efendimiz. Şehri tarayın. İcap ederse Türk esirlerin mahallesine de gidin. Bütün emzikli kadınları yakalayıp buraya getirin.
Emredersiniz efendim. Biraz da ben emzireyim Fatma kadın. Sütüm göğsümde acı bir yumruk gibi. Ver çocuğu bana. Canım yavrum benim. Al çocuğu. Yüce Tanrım merhametli kullarından yardımını esirgemez. İyi ki öldürmedin çocuğu. Kim bilir, belki benim oğlum da yaşıyordu. Allah kahretsin! Bula bula Müslüman bir kadın mı getirdiniz? Bu sonuncusu efendimiz. Şehirde başka emzikli kadın kalmamış. Peki, bir de bu denesin. Zaten başka çaremiz de yok. Eğer senin sütünü de emmezse... ülkedeki bütün erkek çocukları öldüreceğim. Al! Kurtuldu Maria. Şu Tanrı'nın hikmetine bak. Bunca Hristiyan dururken benim oğlum bir Müslüman Türk'ün sütüyle büyüyecek demek. Ulu Tanrı, ne kadar büyüksün sen. Yeter! O ne biçim sarılmak öyle? Oğlumu emzireceksin dedikse kendini anası mı sandın? O bir prens, sense basit zavallı bir kölesin. Bunu aklından çıkarma sakın. Hadi gel oynayalım abi. Olmaz, olmaz. Süt annem masal anlatıyor. Hadi gel sen de dinle. Otur yavrum. Hadi çocuklar, ders saatiniz geldi. Papaz efendi sizi bekliyor. Nereden çıktı bu papaz gene? Ne güzel masal dinliyorduk. Hadi uzatma bakayım. Papaz efendiyi beklettiğinizi baban duyarsa çok kızar. Hadi gel. Gelmiyorum işte. Kızarsa kızsın. Geleceksin, papaz efendi bekliyor. Bırakma beni süt nene. O papazın pis suratını görmek istemiyorum ben. Sabırlı ol oğlum. Bir gün kocaman bir delikanlı olduğunda dilediğini yaparsın. Görürsün bak, o zaman bütün papazların kafasını keseceğim. Dios, paros, etaro kemitis, mikos. Dios, paros, etaro kemitis, mikos. Pedia, kalopedia, nakanete kemitis. Dios, paros, etaro, kimitis, mikos. Bu ne maskaralık? Tekrar et bakayım okuduklarımı. Ben mi? Evet, sen. Eşekos, resmos, varos, arkandos, budalos. Ne demek bu? Ne gülüyorsunuz? Kim yaptı bunu? Firen sen mi? Hayır ben! Papaz efendiden af dilemiyorsun demek. Götürün taş odaya kapatın. Üç gün üç gece aç ve yalnız kalırsa belki aklı başına gelir. Götürün! Ne olur affedin, oğlumuz için çok ağır bir ceza bu. Mutlaka cezasını çekecek.
bana layık bir oğul gibi, tam Hristiyan olarak yetişmeli. Götürün. Sevdiğin şeyleri getirdim. Hemen ye. Hadi yavrum. Canım oğlum. Ben sana büyüyüp güçlenene kadar babana karşı gelme demedim. Hiç sevmiyorum babamı ama hiç. Sen olmasan çoktan bu saraydan kaçar, dağlara sığınırdım. Olacak. O da olacak oğlum. Hele büyüyene kadar sabret. O zaman birlikte kaçacağız burada. Melun köpek! Seni melun karı seni! Koynumda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş. Şimdiye kadar oğlumu zehirleyen sendin demek ki. Götürün! Hemen kellesini vurun! Bırakın! Bırakın süt annemi! Bundan sonra seni kendim yetiştireceğim. Süt annemi bırakın! Ne olur bırakın! O zaman her istediğinizi yaparım. Ne olur, ne olur bırakın. Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki içim içime sığmıyor. Sanki yıllar oldu onu görmeyeli. Ben de onu çok özledim. Lens Hazretleri geliyor. Hristiyan düşmanı Rum beylerine karşı gösterdiğin üstün başarıdan dolayı Tanrı'nın huzurunda şövalye tayin ediyorum seni. Umarım bundan böyle tam bir Hristiyan şövalyesi gibi davranır, tahtıma layık bir prens olduğunu ispat edersin. Neden seyiren? Çocukluğumdan beri acayip bir his var içimde. Bu elbiseler, bu saray, hatta şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni. Haklısın. Babamın yüzünden bunlar. Bir yabancı gibi davranıyor sana. Öz baban değilmiş gibi sanki. Sadece ondan değil. Bir başka nedeni olmalı mutlaka. Ne zaman bu hale gelsem boynumun şurasında dayanılmaz bir sızı başım. Yürüyün sersemler! Kim bunlar? Özgürlükleri için baş kaldıran Türk esirleri. Babam bunları kale yapımında çalıştırıyor. Dur! Yeter! Bu köpeklere acımaya gelmez sayın şövalyen! Ellerim serbest olsaydı senin o iğrenç dilini parmaklarımla koparırdım! Ellerin serbest olsaydı kumandan Vasilios'un dilini koparırdın demek. Onun gibi 10 tanesi vız gelir bana, hem de ellerinde kılıç bile olsa. Ne dersin kumandan? Ne diyeyim? Eceli gelmiş bu köpeğin! Çözün zincirlerini! Çözün dedim. Kılıcını çek Vasilios. Hadi bakalım. Eğer Vasilios seni öldürürse benden günah gitti. Ha ha ha!
Silahsız bir adam öldürmek size yakışmaz kumandanım. Ama bir Türk köpeği o. Ne olursa olsun bir insan. Silahsızdı, öldürebilirdin. Kim olduğunu bilmiyorum ama erkek adammışsın arkadaş. Konuşturmayın köpeği, vurun zincire! Bırakın! Sallayın! Sallayın beni! Adım Karagüllü arkadaş, bir gün bu borcumu öderim sana! Bunun hesabını babanıza vereceksiniz. Budala! Pis bir Türk esirini insan mı sayıyorsun sen? Ne kadar çok ölürlerse bizim için iyi. Babam olabilirsiniz. Ama sizinle aynı fikirde değilim. Kumandan Vasilios! Buyurun efendim. Suçluyu yaptıklarına pişman olup özür dileyene kadar senin emrine veriyorum. En küçük hatasını şiddetle cezalandıracak, her gün durumu bir raporla bana bildireceksin. Başüstüne efendim. Kaptan Marcos'un elçileri geldiler efendim. Ne istiyorlar? Kızınız Prenses İran Hazretlerinin dest izdivaçlarını talep ediyorlar efendim. Hayır baba, hayır! Evlenmek istemiyorum ben. Buna sen değil, ben karar veririm. Kardeşin gibi sen de başıma bela mı olacaksın? Elçileri ağırlayın. Teklifi düşüneceğimi söyleyeyim. Terlemişsiniz sayın prensim. Yaptığınız iş çok zor olsa gerek. Cevap ver bana! Bu bir emirdir. Senin gibi bir köpek olmaktansa en ağır işlerle çalışmayı tercih ederim. Hala akıllanmadın demek. Ama er veya geç adam edeceğim seni. Karagüllerin izini ormanda kaybettik kumandanım. Sersemler! Aptallar! Beceriksizler! Tez haber çıkarın Müslüman köylerine! Yarın akşama kadar Karagüllü'yü teslim etmezlerse bütün Müslüman esirleri kale avlusunda idam edeceğim! İdam sehpalarını hazırlıyorlar. Saçeli efendim. Demek esirleri kaçırdığını küstahça itiraf ediyorsun. Atın zindana! Zincirleyin! Bizimkiler! Nasıl kurtuldunuz o zalimlerin elinde? Allah'ın işi işte bu.
Tam idam etmek için götürürlerken işlerinden biri bizi koyuverdi. Bizanslı'nın neden bize yardım ettiğini vallahi biz de anlayamadık. Nasıl bir adamdı? Uzun boylu, keskin bakışlı, mavi gözlü biri. Gene o, beni kurtaran adam. Öyle bir yiğidin o domuzların içinde ne işi var anlamıyorum. Kim bu adam oğul, tanıyor musun? Kılıcına baksan bir Türk kadar usta ve çabuk, yüreğine baksan bir Müslümanınki kadar temiz. Ama gel gör ki görünüşte tam bir Bizanslı. Çıkabiliyorsan sen çık bu işin içinde. Babana yolladığım haberin cevabı gelinceye kadar burada, zindanda kalacaksın. Müslüman esirleri kaçırmış kaleden. Sanki kendi kanımdan bir oğul değil de bir düşman var karşımda. Söyle, çare bul. Onu ıslah etmenin bir yolunu göster bana. Yoksa öz börz oğlumu kendi ellerimle öldüreceğim. Antuan, elini ver bana. Ne yapacaksın? Gerçeği görebilmem için damarlarındaki kan gerek. Ne gördün? Öleceksin Antuan. Battalın oğlu öldürecek seni. Neler saçmalıyorsun sen? Battalın oğlu yıllarca evvel öldü. Yaşıyor. Kendi ellerinle yaşattın onu. Kendi ölümünü kendin hazırla. Yalan söylüyorsun pis büyücü. Bak. Gözlerinle gör. Bu nak ihtiyar. Öz oğlum bu benim. Yanılıyorsun. Senin değil battalın oğlu. O da seni babası sanıyor. Ama gerçek babasının kim olduğunu öğrendiği zaman yaşamak için pek az vaktin kalacak. Hayır. O gerçeği öğrenmeden ölecek. Ve ben yaşayacağım ihtiyar bunak. Beni emretmişsiniz efendimiz. Battalın oğlunu sen ellerinle öldürmüştün değil mi? Evet efendimiz. Köpek! Hala yalan söylüyorsun ha? Bağışlayın efendimiz, ne olur bağışlayın. Çocuğu da anasını da dere kenarında kaybetmiştik. Sizden korkumdan bir şey söyleyememiştim efendimiz. Kahpe soyu seni! Antoine. Oğlum diye yutturduğun o piçi nereden bulduğunu söyle. Söyle diyorum sana. Yapma, dur, vurma, vurma. Her şeyi söyleyeceğim. Çabuk söyle kahpe. Dere kenarında bir tekne içinde buldum. Demek dere kenarında bir tekne içinde buldun o piçi. Anne. Anneciğim. Katil. Annemi öldürdün. Sen babam değil bir katilsin. Evet, katilim. Kardeşim bildiğin o köpeği de öldüreceğim. Yazın Rahip Efendi. Vasilios. Bu emri alır almaz derhal oğlumu öldürüp kellesini gövdesinden ayırın. Ben hemen geliyorum. Antuan. Atlar hazırlansın. Amorium Kalesi'ne gidiyoruz. Buyurun efendimiz. Kuşu salın. Derhal oğlumu öldürüp kellesini gövdesinden ayırın. Ben hemen geliyorum Antuan. Oğlunu öldürmeme emrediyor. Yanlışlık olmasın kumandanım. Hayır.
altında mührü var. Bu emri yerine getirmek benim için büyük bir zevk olacak. Duymanın sebebi ne? Bir baba nasıl oğlunu öldürtebilir? Sen benim oğlum değilsin. En büyük düşmanım Battal Gazi'nin oğlusun. Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim. Hayır, yapamazsın bunu. Çekil önümden. Yoksa seni de gebertirim acımadan. Senin baban olamayacağını anlamıştım. Gebertin! Bunu yapamazsın baba. Canını almak için gene geleceğim. Hey, uyan be, uyan! Ha, saksağının sesi bu. Şşt, gelen var. Zaten. İşte buyur, gördün mü yaptığını? Bırak ulan kavgayı! Ben de sizlerdenim. İstenmiş. Şimdi senin o yalancı dilini keseyim de gör! Dur zıp zıp. Dilini kesersen buraya neden geldiğini nasıl öğreniriz? Bırak beni koca ahbap. Bırak da konuşup anlaşalım. Mengene Hasan derler bana. Kollarımdan kurtulacak baba yiğidi analar doğurmadı daha. Öyleyse benden günah gitti. Bunun hakkında ben gelişeyim galiba. Ne haber? Gördün mü ayı? Kuş gibi uçarak kucağına geldim. Seni ne kadar sevdiğimi gör de anla ayı. Ayı mı? Yiyeceğim onu, yiyeceğim! Gene mi sen ayı? Gene beceremedin ya! Olmuyor ya! Seni arıyordum. Yine
Yetişmeseydin birbirimizi doğrayacaktık. Ha. Tanıdım seni. Beni de bizimkileri de kurtaran bu yiğit. Bırakın gitsin. Sizinle birlik olmak için geldim buraya. Birun Bey'in oğlu neden bizimle birlik olmak istesin? Ben de sizin gibi Türk oğlu Türk'üm. Sorun bakalım, kimmiş babası? Kendisini hiç görmedim ama... yeryüzünde ondan mert, ondan yürekli, ondan üstün silahşör yokmuş. Battal Gazi derlermiş babama. Sözlerine inanmak çok güç. Eğer battalın oğluysan... babanın kılıcını saplandığı yerden çıkartırsın. Kanıyla sulanan bu topraktan halkımın öcünde zalim Antuan'dan alayım. Ya Allah! Yattığın yerde rahat uyu baba. Bu kılıca layık bir evlat olduğumu bütün dünyaya ispat edeceğim. Bundan böyle önderimiz sensin. Bütün bölgeyi kuşatın. Ormanı karış karış tarayın. İcap ederse her ağacın arkasına bir adam yerleştirin. O battal köpeğini yakalayıp gebertin. Elimizdeki asker sayısı yeterli değil efendimiz. İzin verirseniz Kaptan Marcos'tan yardım isteyelim. Marcos karşılığını almadan babasına bile yardım etmez. Prenses Irene'i kendisine vermeniz şartıyla bütün kuvvetleriyle yardıma koşmaya hazır olduğuna yemin edebilirim. Öyleyse derhal Kaptan Marcos'a haber verin. Böyle bir evlilikten şeref duyacağımı bildirin kendisine. Hayır baba, Kaptan Marcos'la evlenmeyeceğim. İstersen annem gibi beni de öldür. Öldürmekten de beter ederim seni. Yüzünü gözünü saç yağına bularım. Ömrünün sonuna kadar cılt yaralar içinde süründürürüm seni. Kapıya nöbetçi koyun. Düğün gününe kadar bu odadan dışarıya adımını atmayacak. Emredersiniz efendim. Despina, buyurun efendim. Ne olur bana yardım et Despina. Bu mektubu battala götür. Doğru ormana gidersin. Orada muhakkak seni yakalayacaklar. Battala mektup götürüyorum dersin. Yapamam efendimiz. Babanız duyarsa beni öldürür. Hiç kimseye bir şey söylemezsen nereden duyacak? Sana bütün mücevherlerimin hepsini veririm. Peki, sizin için yapacağım bunu. Sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Beni Kaptan Marcos'la evlendiriyorlar, kurtar. Seni her zamankinden daha çok seviyorum İren. Vay namussuz vay. Mektubu yerine götüreceksin. Battalın saklandığı yeri öğreneceksin bana. Baş üstüne. Ahmet iyiymiş. Bir oğlum vardı, şimdi iki oğlunuz. Anan sayılırım ben seni. Doğru. Ben de seni anam, oğlunu da kardeşim gibi seviyorum. Elbette seveceksin, süt kardeşin o senin. Annen emzirdi onu. Aynı sütü emdiğimiz başından beri belliydi zaten. Ne arıyorsun burada? Battal Gazi'ye prensesten mektup getirdim. Ha. Ha. Ha.
Ormanda yakaladık bunu. Battala mektup getirdiğini söyleyince gözlerini bağlayıp alıp geldim. Ver şu mektubu. Battal bu mektubu okursa yaralı haline bakmaz, kaleyi basmaya kalkar. Beni oraya götürür müsün? Nereye gidiyorsun oğlum? Söyle, nereye gidiyoruz? Battal benim kardeşim. Sevdiği kız da bacım sayılır. Zalimin elinden kurtarmak da boynumun borcudur benim. Haklısın, öyleyse git oğlum. Geri dönmezsem bu mektubu verirsin ona. Oğlum. Hakkını helal et ona. Helal. Kardeşi Karagülle'yim ben. Seni Battal'a götürmeye geldim. Sana inanıyorum kardeşim. Hadi gidelim. Kim bu? Battal'ın en güvendiği adamı bu işte. İstediğiniz her şeyi ondan öğrenebilirsiniz efendim. Nedime Despina'dan Battal'ın yaralı olduğunu öğrendim. Gözünü bağladıkları için saklandığı yeri söyleyemedi. Onu da sen söyleyeceksin. Öyle mi? Söyle, nerede Battal? Orman geniş, arada bul. Al öyleyse. Biraz sonra bülbül gibi şakıyacaksın. Ne oluyor bu kıza? Gören de göbekleri birlikte kesilmiş sanır. Hiç şüphen olmasın Antuan. Bunların göbekleri birlikte kesilmiş. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim kardeş bunlar, hem de ikiz kardeş. Hayır, olamaz. İstersen bir de kızının üzerinde dene. Aynı acıyı duyacaklardır ikisi birden. Sen benim oğlumsun. Oğlum. Çözün. Kardeşim. Görür görmez kanımdan bir parça olduğunu anlamıştım. Hiçbir meselemiz kalmadı öyleyse. Şimdi Battal'ın yerini söyle bana oğlum. Sen Hristiyan kanından bir şövalyesin. Hayır. Ben Müslüman bir Türk'üm. Battal da benim düşmanım değil... Can kardeşimdir. Ona kötülük etmektense ölmeyi tercih ederim. Budala, anlamadın mı hala? Babanım ben senin. Tanrım beni affetsin. Ama senin gibi bir canavar benim babam olamaz. Baba! Beni de öldürmeden dokunamazsın ona. Götürün, zincire vurun yeniden. Belki o zaman aklı başına gelir. Abi! Seni de götürüp Kaptan Marcos'a teslim edeceğim. Bundan böyle bu sarayda yerin yok. Peki, bunu yaptık ama sonra ne olacak Battal? Şunun ucuna kuvvetle bastırın, ne olduğunu sonra görürsünüz. Hadi! Atlasana korkak! Durma, durma! Atla, atla! Hadi! Hey! Sen!
Karagülle! Geleceğini biliyordum kardeşim. Siz de öbür esirleri kurtarın. Antoine İren'i zorla Kappa Marcos'a vermek için götürdü. Koş battal! Kimse el sürmeden kurtar onu. Kız kardeşim o benim. Kız kardeşim mi? Evet, kız kardeşim. Öyleyse Antoine da baban. Olmaz olsun öyle canavar baba. Biriniz Karagülle'yi Tes Fatmanı'ya ulaştırın. Yaralarını sarsınlar. Bizim korsan Marcos'a sorulacak ufak bir hesabımız var. Marcos, seni damat olarak görmekle güç kazanıyorum. Bundan böyle kızım senin karındır. Ben de sözümde duruyorum Antoine. Kaptan Doria 1500 adamıyla birlikte bu andan itibaren emrinizdedir. İyi. Derhal kaleye hareket edelim öyleyse. Kaybedecek vaktimiz yok. Güle güle sevgili kayınpederim. Düğün töreni biter bitmez beni de yanınızda bulacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın. Sahil köylerini basın. Ne kadar şarap, ne kadar erzak bulursanız toplayın. 3 gün 3 gece şenlik var gemide. Baş üstüne! Baba! Baba Marcos'un çapulcuları geliyor işte orada! Kusura bakma arkadaşım, dağda kaldığı için nezaket kurallarını unuttu. Misafire ikram edilir ayı. Korkma, canını alacak değiliz. Ne kadar şarabın varsa bizim tekneye yükle çabuk. Korsan Marcos, Prenses İren'le evleniyor. Düğünde içmek için şarap lazım bize. Arkadaşlar, fıçıları tekneye taşıyın. Oo, şuna bakın hele. Bu akşamlık biz de bununla evlenelim bari ha? Bırak beni bu sana, bırak beni! Kim? Kaçırım. Bırak! Şaraplarını fıçılarıyla beraber alıyorum ihtiyar. Şimdi bir kova su getir de şu herifleri ayıltalım. Fıçıları taşımak için hamal gerek bize. Emredin. Banyonuz hazır Prenses Hazretleri. Defolun, istemiyorum dedim. İsteseniz de istemeseniz de yıkanacaksınız. Yoksa Marcos bizi parçalar. Gitmezseniz ben parçalayacağım sizi! Defolun! Çekilin! Defolun! Hey! Ne var, ne istiyorsun? Şu kancayı indirin de fıçıları yükleyelim. Hey çocuklar, davranın, şarap geldi! Gidin! Yıkanmayı sevmiyorsun demek. Ziyan yok. Ben seni bu halinle de koynuma almaya razıyım. Yaklaşma! Elini bile süremezsin bana! Vera! 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 Vera!
aldatıldık! Herkes silah başına! Gürültüye bakarsan çocuklar yukarıda eğlentiyi koyulttular anlaşılan. biraz da biz eğlenelim şimdi. Kaptan Marcos'un elinden hiç kimse kaçamaz. Alçak köpek, bu yaptıklarının hesabını battal bir gün elbet soracak senden. Battal! Tam da lafın üzerine geldim. Eceline suyan köpek kılıcımın üstüne gelir. Gidiyoruz çocuklar. Birkaç fıçı şarap alalım, düğününüze lazım olur. Kefere şarabı içilmez Ayboğan, ben bulurum. Hadi bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluhu. Sen de Müslüman oldun bizim gibi artık. Bundan böyle battalın anasının ismiyle Ayşe diye çağıracağız seni. Ayşe. Anam içiyorsun, battal gerdiğe giriyor, sırtını yumruklamayacak mısın yoksa? Geliyorum, hadi. Geliyorum! Hadi yürü be! Bu kılık sana çok yakışmış İrem. İren değil, Ayşe benim ismim. Cariyeniz, kulunuz, köleniz olmaya Tanrı'nın huzurunda yemin ettim. Kölem değil, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım. Hayat yoldaşımsın benim. Ölüm bile ayıramaz bizi. Battal Gazi'nin saklandığı yeri bildirmekle şeref duyarım ekselans. İyi. Yerlerini bulduk sayılır. Gerekirse ormandaki bütün ağaçları yakacağım. Bu sefer kurtulamaz elimden. Battal!
köpek! Atın! La ilahe illallah! Sana son bir fırsat daha veriyorum oğlum. Eğer battalı öldürmeye razı olursan, seni affetmeye hazırım. Kararını bekliyorum. İstiyorsan keskin bir kılıç versinler. O kılıç elime geçerse, bil ki önce seni gebertim. Demek beni gebertirsin, öyle mi? Görelim bakalım. Babandan üstün tuttuğun insan, senin canına ne kadar değer veriyor? Bağlayın şunları ölüm çarkına! Battalın gücü yetiyorsa seni ölümden kurtarsın bakalım. Şimdiye kadar kimse iki dakikadan fazla dayanamadı. Battalın acı kuvveti neymiş anlayacağız. Gücümün sonuna geldim arkadaş. Dayanamıyorum artık. Kabahat bende sıp. Üzülme sen. Benim kilomda bir adamı fil olsan daha fazla taşıyamazdın. Öldür beni zalim Antuan! Öldür de kurtulayım artık! Öldür de kurtulayım artık! Dayan sıp. Dayan! Gücüm kalmadı ağam. Dayan sıp. Gayret et biraz. Dayanamıyorum dedim ağam. Öldüğüme değil, seni üzdüğüme yanarım sıp. Hadi hakkını helal et. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ayvan! Kardeşim! Antuan! Bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım! 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 Dayan kardeşim! Allah'tan umut kesilmez! Şimdiye kadar kimse dayanamadı bu kadar! Oklayın kollarını köpeğim! Seni sallayıp İren'in bulunduğu yere atacağım. Yeah.
Koşun yakalayın! Babam için, anam için, halkım için! (Gülüyor)